Herkese merhaba arkadaşlar, sağlıklı olurlar. Bugün sizlere İnfusoria yapımını anlatacağım. Önce İnfusoria'dan bahsedeyim. İnfusoria yavru balıkların ilk birkaç günde ki besin kaynağıdır. Nasıl diyeyim, mesela kendimden baz alıyorum. Benim beta balıklarım var. Beta balıkları genellikle artemia verilerek ilk zamanlarda, yavru zamanlarında artemia ile beslenir. Ama ilk günlerde artemia'yı bile yiyemiyorlar. Ben bu besini ya mikrokurtla, sirke kurduyla veya elimde sürekli bulunan İnfusoria ile yapıyorum. İnfusoria'nın yapımı çok basit. Çeşit çeşit İnfusoria yapanlar var. Çeşitli malzemeler kullananlar var. Ben bundan öncesinde mesela kuru muz yaprağı, muz kabuğu kullanmıştım. Bu seferkinde salatalık ve marul kullanacağım. Bezelye ekleyenler de var. Bezelyeyi ben daha yapmadım. Şimdi salatalıklarımızı koyacağım. Şöyle. Ve marullarımızı koyacağım. Yapım çok basit arkadaşlar. Ve bunu yaklaşık 4 gün boyunca gün ışığı görebilecek bir yere koymamız gerekiyor. Ben pencere yakınlarında bir yerim var. Oraya koyuyorum. Mesela benim açıkçası 2 haftadır falan kullandığım bir İnfusoria. Bunu dediğim gibi kuru muz kabuğundan yapmıştım. Rengi 3 gün sonra bu hale alacak. Bu hale aldığında, bulanık hale geldiğinde hazır anlamına geliyor. Ve balıkların verimi çok önemli. Şöyle diyeyim. Mesela benim şu an 100 betam var diyorum, atıyorum, beta yavrum. Ben onlara 2 damla, maksimum 2 damla veriyorum. Onu da şırıngayla alıyorum. Yani 1, 2. Başka vermiyorum. Çünkü bu çok hızlı dağılan bir canlı diyeyim. Tek hücreli bir canlı ve çok hızlı dağılıyor. Yavru balıkların temel besinleri arasında rahatlıkla bunlar beslenebiliyorlar. Ben faydasını görüyorum. Sizlere tavsiye ediyorum. Sağlıklı hobiler diliyorum hepinize.